istiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm emekler sendikası pazarda gördüğünüz gibi bir seslerini duyurmak için gördüğünüz gibi bir açıklama yapıyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi biz sence yaşamak istiyorduk, sağlıkta katkı payına son sefalete boyun eğmeyeceğiz, tüm emekler ve açıklama basın geliyor. Açıklamamıza başlıyoruz arkadaşlar. Sevgili emekli pazar halkı, bugün yaşadığımız sefalet koşulları asla tesadüf değil. Ülkeyi yöneten anlayış tarafından planlı, programlı uygulanan ekonomik bir modelin sonucudur. Yaşadıklarımızın nedenlerini gerçekçi olarak tespit edemezsek, çözüm üretmede ve mücadele biçiminde de yanılgılar yaşarız. Biliyoruz ki 12 Eylül 1980 öncesi gündeme gelen 24 Ocak kararları bugün yaşadığımız zor koşulların, ekonominin getirdiği değerin önemli aşamalarından biridir. Ekonomide ciddi bir dönüşüm yaratacak olan bu kararlar 12 Eylül öncesi gündeme getirildi. Ancak siyasi örgütlülüklerin, sol muhalefetin ve sendikal mücadelenin güçlü olması nedeniyle 12 Eylül öncesinde uygulanamadı. 12 Eylül sendika mücadelemiz. Yaşasın sendika arkadaşlar, mücadelemiz. Tamam, devam. Sendik slogan atacak arkadaş belli. Atınca atalım lütfen. 12 Eylül askeri darbesinin asıl görevi 24 Ocak kararlarının önündeki bu engelleri ortadan kaldırıp yeni ekonomik düzenin taşlarını döşemekti. Kardeş kavgasına son verme safsatası yalandı. Ekonomik sömürü politikalarının mimarı olan daha önce uygulayamadıkları 24 Ocak kararlarının uygulanmasına karşı çıkan emek örgütlerini, sendikaları kapattılar. Bir anlamda yol temizliği yaptılar. Yaşasın sendikal mücadelemiz! Yaşasın sendikal mücadelemiz! Yaşasın sendikal mücadelemiz! Uluslararası sermaye birikiminin dünya üzerinde planladığı gibi yeniden şekillenmesini sağlamak için küreselleşme adı altında neoliberal ekonomik modeli bizim gibi ülkelerde hayata geçirmek için buna uygun siyasileri de iktidara hazırladılar. Turgut Özal ile başlayan bu projenin uygulanması Erdoğan iktidarı ile zirve yaptı. Hedef bir yandan Türk-İslam sentezi politikalarla siyasal İslam'ı iktidara hazırlamak, diğer yandan ekonomide kamucu politikaları terk edip özelleştirme politikaları ile sermayenin önünü açmaktı. Özelleştirmeler ile yaratılmak istenen yeni ekonomik sömürü düzeninin ülkemizde nelere mal olacağını öncesinde göze gören kesimler bu uygulamalar karşısında direndiler, ancak ekonomik saldırıyı engelleyemediler. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Sermayeye değil, emekliye bütçe. 12 Eylül sonrası iktidarların uyguladığı özelleştirme adı altındaki talan 2000'li yıllarda AKP iktidarı süresince hız kazandı. Kaynaklarımız bir yandan cemaat ve tarikatlara, yandaşlara peşkeş çekilirken ülkenin ciddi bir borç yükü altına sokulduğu, madenlerin, yeraltı zenginliklerinin talan edildiği, derelerimiz dahil bütün zenginliklerimizin uluslararası sermayeye satıldığı bir dönem başladı. Üretime dayanmayan ekonomik model, tarımın tasfiyesi, betona yatırımın sebep olduğu ekonomik ve siyasi krizin faturası işçi, emekçi ve biz emeklilere ödetilmeye çalışılıyor.
uygulanan ekonomik kararlar sonucu toplumun bütün kesimleri tehdit altındayken biz emekliler yaşam koşulları en çok kötüleşen kesim olduk. 2002 yılında emekli aylık bağlama oranı %65 iken bugün bu oran %25 civarındadır. 2002'de en düşük emekli aylığı asgari ücretin %24 üzerindeyken bugün %40 altındadır. Bugün asgari ücret 17.002 lira, açlık sınırı ise 17.725 liradır. En düşük emekli aylığı 10 bin lira ve Temmuz zammında milyonlarca 10 bin lira aylık alan emekli zam alamayacak. 2002'de en düşük emekli aylığı açlık sınırının %36 altındayken bugün %55 altında. Her geçen gün kötüleşen sağlık sistemi, artan katılım payları da emeklilerin sırtına yük bindirdi. Parası olanın sağlık hizmeti alabildiği, parası olanın eğitim hizmeti alabildiği bir ülke olduk. Tek emeklinin maaşı ile ailesinin geçimini sağladığı, çocuklarını kolayca okutabildiği Türkiye koşullarından, emeklinin maaşıyla değil ailesini, kendi giderlerini dahi karşılayamadığı, ikinci bir işte çalışmak zorunda kaldığı bir Türkiye'ye savrulduk. Emekli olduğunda ikramiyesiyle ev veya araba alabilen emekli bunları hayal bile edemiyor artık. AKP öncesi tüm çalışanlar içinde asgari ücretli oranı %30 iken bugün bu oran %60'ın üzerindedir. Asgari ücretle çalışan oranının artması nedeniyle yakın zamanda emekli olanlar arasında en düşük emekli aylığı alan emeklilerin oranı da ciddi anlamda artacaktır. Yani biz emekliler için ve yeni emekli olacaklar için gelecek daha da sorumlu, daha karanlık olacaktır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Gasp edilen tüm haklarımızı karşılığını çalışırken peşin ödediğimiz halde elimizden alınan hak ettiklerimizi tekrar geri almak zorundayız. Kazanımlarımızın kalıcı olması için ise ekonomide yapısal bir dönüşüm, üretime dayalı, kamucu bir ekonomik model şarttır. Bunun için emekli sendikal mücadelesi oldukça önemlidir. Ocak zammı sonrası ek zam verilmek zorunda kalındıysa bunun yegane nedeni Ankara'da 10 Aralık'ta emekli sendikaları olarak yaptığımız kitlesel mitingler olduğu gibi emekli sendikalarının Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıkıp haklarını yüksek sesle haykırmalarının sonucudur. Emekliler artık susmuyor, susmayacak. En son büyük Ankara mitingi ve bir gün önce sendika olarak ülkenin 8 bölgesinde aynı anda yaptığımız mitingler gösteriyor ki emekli mücadelesi ekonomik koşullar değişmediği sürece büyüyecek, gelişecek. Hak verilmez alınan zafer sokakta kazanılır. Hak verilmez alınan zafer sokakta kazanılır. Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır. Ülkeyi sermaye lehine ucuz emek cennetine çeviren, kaynaklarımızı çok uluslu şirketlere peşkeş çeken iktidarı daha yakından tanımak için ve ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamak için aylar önce Erzincan İliç'te yaşanan çevre katliamına bakmak yeterlidir. En ilkel yöntemle siyanür ile altın çıkaran ulus aşırı şirketler çevreyi, coğrafyayı zehirlemektedir. Bu şirketler kendi ülkelerinde
böyle bir faaliyeti asla gösteremezler. Ayrıca çıkarılan altının sadece %1'i ülkemizde kalmaktadır. İktidar ise ne yazık ki bu talanın parçası, destekçisi durumundadır. Şirket işini bitirip gidince bize tarım yapılamayan bir coğrafya, hastalıkla kıvranan bir halk, etkisi 10 yıllarca sürecek bir enkaz bırakacak. Halktan alınan vergiler katlanırken bu kadar sömürü ve talanın sahibi şirketin 7.2 milyon dolar vergi borcu affedilmekte. Yani iktidar tercihini yapmış. Emekliye hakkını vermektense damadının ortağı olduğu şirketin vergi borcunu affetmiştir. Katil şirket Türkiye'yi terk et. Katil şirket Türkiye'yi terk et. Katil şirket Türkiye'yi terk et. Emekliye gelince eli titreyenlerin, şirketlere gelince ne kadar bonkör olduklarını görüyoruz. Aylık zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı açıklandı. ENAG'a göre %41.6, TÜİK'e göre